burası hiç yaramadı sana. Ya. Yaslanda top oynayıp koşuyordum ya. Ya Mehmet, dalga geçme. Ne demek istediğimi pek hala anladın. Anladım be aşkım da. Ne yapalım? Kızlarla diyoruz ki yılbaşını bizim kafede kutlayalım. Ne dersin? Benim işim olmaz vallahi. Ben sevmem yılbaşlarını. Siz gidin, benden çalışacağım. Yılbaşında. Hı. Ne var, senin pek umurunda değil tabii. Ocağın ikinci haftası finaller. Ne yapacağız? Ay yeter ya. Vicdan azabıyım. Konuşma böyle bilmiş. Ha. Sen tabii sınavlardan en yüksek notları aldın. Ona diyecek bir şey yok tabii. Gel seninle bir anlaşma yapalım. Sen benimle yılbaşı partisine gel. Ben de böyle iki hafta boyunca kafamı gömeyim, kitaplara ders çalışayım. Ha? Sen. Sözümden döne. Senin gibi olsun. Püh. Anam geldiler vallahi. Ay. Ay geldiniz be ka. Ay canım. E hiç de bir şey demediniz ya. Yılbaşı için sürpriz mi yapalım dediniz ha? Ne sürpriz, ne yılbaşısı be? Oğlum aslanım, hoş geldin. Oğlum benim. Ya geç, nesi var senin bu kız kardeşin ha? Anam siz bir süzülmüş müsünüz ne? Hiçbir şey yemediniz mi oralarda? Yedik be anne, yedik. Geç. O işte öyle. Hasretinden öyle daha var ya. Geç oğlum. Baba ne oğlum? Ay, dur şöyle otur oğlum, gel. Neyin var böyle oğlum senin? Ha? Otur. Ya üşüttü biraz, havalar soğuk ya tabii. Ha. Öyle mi? Ben hemen bir sobayı yakıverem o zaman. Hemen içini ısınıversin. Vallahi ben tek başıma otururken soba falan yakmıyorum, masraf olmasın diye. Bayağı da bir tasarruf ettim. O senin bana bıraktığın paralar var ya. Vallahi hepsi de duruyor. Siz şimdi açsınızdır da. Ben şimdi pazara gidip gelem. Akşama güzel bir sofra kuruverem. Ya dur bir kız bir dur. İki dakika pire gibi. Gel bakayım böyle. Gelem oğlum. Hah, oğlum söyle oğlum. Özlemedin mi kız sen evlatlarını? Ay özlemem mi oğlum beni? Burnumda tüttünüz ya. Ya bu Şadiye'nin nesi var be oğlum? Ha? Ama Şadiye işte. Orada kışın kimse yok ya. Sıkıldı. Buhran geçirdi. Sen onu bir okutursun. Hiçbir şeycik kalmaz değil mi anne? Ya ben onu okuturum ya. Bak Buhran'a iyi gelecek bir dua öğrendim. Okuyuverim, geçer gider. Hiçbir şey olmaz. Merak etme sen. Oğlum benim, aslanım. Ha oğlum. Ya ben size bir çorba falan kaynatıveren de içiniz ısınsın. Dur. Ya dur. Önce bir şeyi, sobayı yakıverem. Sonra da çorbayı kaynatayım. Önce çorbayı kaynatıveren. Hatice teyzem, sobayı ben yakarım. Ha oldu. Hadi. O zaman ben hemen bir çorbayı kaynatıveren gelem. Peki şu uzatır mısınız? Sağda inecek var beraber. Olamaz. Hayırlı işler. Baba. Vallahi da babam mı? Bir dakika durur musunuz? Oh, inecek bana. Durun. Thank you.
Abla, abla uyan kız. Ya of, çeki başımdan sadece uyuyorum ben. Ya abla hadi kalk bak gözünü seveyim hadi. Şimdi babamla gelir camiden kahvaltı hazır. Hadi abla. Ya Şadi bir günüm var ya bir günüm ya. Bırakın beni uçacağım. Ya. Hadi. Kalkmadınız mı daha koca kafalar? Bunları el cihazımla sizin için diktim. Bak bayramlık. Heh. Nasıl ama? Bakın bakayım. Çok güzeller anne. Hadi Narin, hadi kalk kızım. Baban günler neredeyse gelir. Mis gibi de lokma döktüm. Hadi bakalım bayramlık. Bunları güzel güzel giyin üstünüze. Sonra da babanızın elini öpün. Tamam mı? Hadi bakayım, hadi. Değil mi abla? Çok güzeller. Ya ya, böyle çok güzeller. Çek elini dedim. Babanı bekle. Anne çok acıktım. Kaç saat oldu millet camdan döneli? Of ya. Kim bilir nereye takılmıştır yine. Canım olur mu öyle şey? Nereye gidecek bayram günü? Hem Mehmet de yanında. Ay işte Mehmet. 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 Baksana kör olmaya sıcağı. Ya ne var anne ya? Bırak top oynuyorum işte. E oğlum top kaçıyor mu? Gelsene kahvaltıya. Ben babamla kahvede yaptım, siz yiyin. Kahvaltı yaptın mı? Baban nerede şimdi? Minibüsle şehre indi. Ben bayramdan sonra gelirim. Onlar beni beklemesin dedim. Ha, öyle mi dedi? İşleri vardı zahir. Kalk Şadiye, kalk. Ya bayram bizim neyimize zaten değil mi? Bitti, buraya kadardı bayram. İşleri vardı zahir. Adam sıfırdan hayat kurmuş kendine. Biz hiç yokmuşuz gibi. Hiç olmadık ki biz onun için zaten. Şadiye kız. Şadiye. Sofrayı kursana kız. Oralarda kendinize bakamadınız zahir. Mehmet. Bizim başhekimin İstanbul'a tayini çıkmış. Yerine de yenisini yollamıştır ama. Küçük birisine benziyor. Babasından yanına yaklaşılmıyor. Eskisini mi arayacağız sana? Öyle. Sağ olsun senin tedavinde de çok yardımcı olmuştu bize. Sağ olsun. Tabii şimdi nasıl yapacağız artık bir bakacağız. Vardır her şeyde bir hayır be melek. Ben de sana nasıl söyleyeceğim diye düşünüyordum. Neyi? Melek. Bu ilaçların falan hiçbir işe yaradı yok. Ben artık bu acıyı daha fazla başı başına çekmek istemiyorum. Boşu boşuna olur mu hiç Mehmet'im? Bu nasıl laf? Boşu boşuna be Melek. Melek. Ben her geçen gün daha kötüye gidiyorum. Melek. Ben senin doktoruna konuştuğunu duydum. O bile kesmiş benden ümidi. Biz de uğraşmayalım artık. Melek, kaderimizde bu yazılıymış. Hayır. Yapacak bir şey yok. Hayır. Bana bak. Bak seni öldürürüm. Söyle kime verdin benim çocuğumu? Şadiye yeminle bilmiyorum Şadiye. Bana bak bana yalan söyleme kime verdin çocuğumu? Şadiye bak sana yalan söylemiyorum. Gerçekten ben de bilmiyorum tamam mı? Mehmet gitmiş kendi bulmuş bu insanları. İzmirliler miymiş neymiş bilmiyorum sordum bana da söylemedi. Ben o gün ilk defa gördüm Şadiye. Çocuğu almaya geldiklerinde ilk defa gördüm. Tamam mı? O gelenler de aracıymış galiba bilmiyorum. Bana bak. Bana bak abim demem öldürürüm seni. Söyle kime verdin benim bebeğimi. Öldürür müsün gerçekten?
bu iyiliği yapar mısın Şadi? Lütfen. Abi. Abi. Ya abi kime verdin benim bebeğimi? Abi kime verdin benim bebeğimi? Bir kere sesini duyayım ya, bir kere kokusunu duyayım, bir kere yüzünü göreyim. Abi kime verdin benim bebeğimi? Ama öyle olsa hepten veremeyecektim be Şadi ya. İnan abine. En iyisi bu oldu. Mis gibi de çorba hazır. Şadiye kız duymuyor mu beni? Sofrayı kur dedim ya sana. Hadi kızım hadi. Aa, ne oldu Kenaka? Eve geldi ya, hatırası depreşmiştir. Ya onun ne hatırası olacak depreşecek, Allah Allah. Ana gökyüzü gitti mi? Gitti annem, gitti. Heh, iyi. İyi, ben sofrayı kurayım o zaman. Narin, ne oldu canım, hasta mısın sen, iyi misin? İyiyim, iyiyim, yok bir şey, geçer. Ateşin de yok ama titriyorsun. Ne oldu, anlat bakayım. Ya Deniz, rahat bırakır mısın beni, gider misin? Ev sahibi olman beni rahatsız etme hakkı vermiyor sana. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.